Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dostlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Biz de iyiyiz çok şükür. Peynir mayalamayı biliyorum da çok isteyenler olmuş. Baştan sona yapar mısın diye bölüm bölüm yapmıştım ben. En son artık peynir faslını kapatacağım. Ama bir kere daha sizlere göstermek istedim baştan sona. Evet. Evet değerli dostlar, nasılsınız, iyisiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız iyiyim. Hava yağmurluydu, biraz açtı. Şimdi koyuna gideceğim. Normalde Nail yanımda olduğunda hemen alıp gelip ben sütü o sıcaklığıyla mayalıyordum ama bugün Nail yoktu, yeni geldi o. O yüzden biraz sütüm bekledi, ısıttım. Çok da aşırı ısıtmadım. Elimi yakar yakmaz hani diyeyim. 39 derece olacak diyordun değil mi Nail evet. Sen? İneğin, inekten sağım şekli o derecedeymiş. Şimdi 2 çay kaşığı. Ocağın altı hala yanıyor mu? Yok, kapalı. Bu da birini ekledim. Bu da ikinci. Maya. Ne diyorsun ben? Tamam, maya ekliyoruz diyorum yani. Maya ekliyoruz. Ben yoruldum vallahi bugün. Nail işleri bana kaldı. O yüzden hala koşuşturuyoruz. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir ağaç kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Ağaç kaşık olmak zorunda mı? Yok, demir kaşık da olabilir. Benim tencerem çizilmesin diye. Ha, ne bileyim, maaş kaşığının bir özelliği mi var dedim. Şimdi bu 2-3 saat bekleyecek. Hemen mayalanır zaten. Üzerine kapağını kapatacağım. Ondan sonra görüşelim canlar. Evet değerli dostlar, sobayı yaktım. Hemen peynirim de mayalandı. Şöyle göstereyim sizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Zaten şimdi kaynayıp da dökerken iki sütü birleştiriyorum sabahı ve akşamı. Bu şekilde mayalıyorum. Şimdi birazcık kaynasın. Ondan sonra süzeceğim. Ne kadar peynir çıkacağını siz de görün. Son peynirleri artık sütçüye vereceğiz. Böyle kaynasın. Ondan sonra soğuduktan sonra süzeceğim. Evet dostlar, şimdi sobamızın üzerinde kaynadı peynirimiz. Gördüğünüz gibi yüzüne de böyle yeşil su geliyor zaten kaynayınca. Diğer türlü yüzü beyaz duruyor. Şimdi şöyle süzmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Peynirimi. Dibinde hafif kalıyor şöyle. Bunu da elimle çeviriyorum. Ve süzgecimin içine bunu da dökeyim. Şimdi bunun ağzını bağlayacağım süzmesi için. Şöyle. Bu kadar peynir çıkıyor gördüğünüz gibi. Şöyle. Bu süzgeci de kendim diktim. Kendim kullanılmayan bir süzgeçte. Peynirin suyunu tabii ki döküyorum. Bazen de köpüşlerimize veriyoruz. Ama şimdi daha gerekmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunu da üzerine koyuyorum. Bu şekilde sızacak şimdi bu. Evet, bunu da yıkayayım. Tekrar süt koymaya hazır oluyor. Söylediğim gibi bekletiyorum. Sabah akşamı öyle peynir mayalıyorum. Bir de takipçilerim yazmıştı. Bekletince sütü daha güzel tutar diye. Ondan şimdi 1 kilo falan çıkacak çıkmayacak hiç takmadım ama 1 kilo herhalde anca çıkar bu tencereden. Bilmiyorum 1 kilo oluyor mu olmuyor mu. Sonrasında başka bir aşamaya geçiyoruz. Bunları suya bastıracağım. Sizlere o aşamayı da göstereyim.
Sonra süzdürme aşamasına geçeceğiz. Neden suya bastırıyorum diye dostlar? Acı suyu oluyormuş peynirin. O çıksın diye. Böyle duru suya bastıracağım şimdi. Bu burada süzsün, biraz katılaşsın. Ondan sonra görüşelim. Peynirim oldu. Hemen sizlere göstermek istiyorum şöyle. Bu da önceki yaptıklarım peynirler. Buzlara atıyorum. Orada biraz beklettikten sonra çoğalınca, böyle hani 5 kiloluk basacaksam veya 8 kiloluk, o efendim anneciğim, 8 kilo basacaksam biraz daha çoğaltıyorum, buzda bekletiyorum. Şimdi bunları şöyle suya ıslatacağım. Bunları çözülecek. Acı suyları, hani peynirin suyu çıkacak. Böyle peynirlerimi görüyorsunuz. Bu da böyle olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Elime de almadım ama şöyle alabilirim. Bu kadar şeyden bu kadar peynir çıktı canlar. Şöyle. Bunu tekrar o ne diyorlar da ona, mengenede süzdüreceğiz şimdi. Mengeneydi herhalde. Adını da unutuyorum. Şuna hepsini döküyorum. Suya ıslatacağız şimdi canlar. O aşamaya geçiyoruz. Peynirlerimi bu şekilde alıyorum. Ellerimi bir yıkayım. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi peynirimi ıslattım. Bu sabaha kadar beklesin. Acı suyu çıksın. Ondan sonra mengene de sıkalım. Şöyle leğenlerimi falan yıkadım. Çöreğimin, herkes uyudu, o yüzden sessiz konuşuyorum. Saat gecenin 1.30. Bana da artık dinlenmek düşüyor. Sabah görüşürüz. Başla. Evet değerli dostlar, şimdi mengene de sıkma zamanı. Halimle getirdik. Ben şöyle kaldırayım. Bunu belki çoğunuz görmüştür. Ama baştan sona dediğim için bu aşamayı da sizlere göstermek istiyorum. Şöyle. Peynirimin çıkan acı suyunu süzdürdüm. Sabaha kadar ıslattım. Şunu da biraz sıktırayım şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. O kadar soğuk ki ellerim dondu. Evet. O kadar. Şimdi tekrar ısıtırıyorum. İçeride yaptığım zaman su sıçrıyor. Peynirin suyu. O yüzden pek içime sinmiyor. Ben de getirdim buraya. Çeşmelerimiz de donmuş bu arada. Her taraf bembeyaza bulanmış gördüğünüz gibi. Bereket bayağı yağmış. Kar topu oynanacak kadar var. Bu biraz sıkınca indiriyorum. Tekrar biraz daha toplayıp biraz daha sıkıyorum. Her tarafa eşit sıkılsın diye. Çünkü kenarındaki sular bu şekilde tam süzülmüyor. Çıkarıp tekrar toplayıp tekrar sıkıyorum yani. Evet, sıkmaya başladı gördüğünüz gibi. Çok aşırı sıktığım zaman da kenarlarında fışkırıyor. Böyle bir sıksın. O zaten yer açılıyor, sonra tekrar sıkıyorum. Şöyle yap.
olmasın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ali ile Ayaz'ın ilk karı bu. Ayaz sakın yemiyorsun. Hasta olursun. Ayaz 6 yaşında ilk defa bu kadar kar gördü. Daha önce de görmüştü ama bu kadar çok değildi. Ayaz sabahtan beri bana yalvarıyor, baba ne olur biraz oynayayım diye. Akşamın saat 9'u, bunlara 5 dakika izin verdim. Kafanıza gözünüze vurmak yok. Kafaya göze vurmak yok. Ali o kadar sıkma, pat diyor vurduğun. Kar biraz yavaşlamış, tekten tükten atıyor ama hava bayağı sertleşmiş. Yarın kar göstermiyor. Pazar günü tekrar yine kar gösteriyor. İnşallah bu sene bereketli geçer. İnşallah bu sene bereketli olur. Ali, da sanki kendi dengeye vuruyormuş gibi vuruyorsun vururken ha. Oğlum yavaş vursana. Evet değerli dostlar, gördüğünüz gibi motorumuz da bembeyaz olmuş, siyah motor. İnşallah sabahleyin çalışır. O zaman bunlar oynasınlar değerli dostlar. Bakalım sabaha kar çoğalacak mı yoksa bu kadar mı kalacak bilmiyoruz. Hava durumunda gece saat 3'e kadar gösteriyor ama yer yer tabii ki belki de buralara yağmaz. O zaman videomuzun devamında görüşelim. Evet değerli dostlar, şöyle 2-3 saat durdu, bayağı bir suyunu sıktı. Bu hale gelmiş peynir. Şimdi tuz atacağım. Böyle birbirine ufalayacağım. Şöyle her tarafını tuz atacağım. Bu bilinir tuz değil. Onu söyleyeyim. İçinde farklı bir tuz var. Ondan atacağım. Toplayacağım. Tekrar aynı şekilde yine sıkmaya devam edeceğim. Anca öyle suyunu süzüyor. Şu an katılaşmış gibi gözükse de daha bitmedi yani sıkma işlemi. Biraz daha sıktıracağım. Tuzunu evet değerli dostlar, 2 gün süzdürdüm. Artık şimdi çıkartma zamanı. İnşallah çıkartabilirsin. Ne mutlu bana. Şöyle. Bu da çıkartması da mesele yazılı veriyor. Şöyle. Şuradan ağzını aç. Peynirimiz oldu artık. Şimdi nasıl yaptığımı göstereceğim sizlere. İnşallah. İzleyenler biliyordur da baştan sona yapmamı isteyenler için. Evet. Değerli dostlar. Şöyle işte peynirim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl tüketebiliriz? Şöyle. Bu şekilde dolaba da atabiliriz, buzluğa. Sizlere göstereyim. Şöyle. Böyle de çok güzel oluyor. Geçen gün annem teyzem vardı. Onlara böyle servis yaptım. Hem yediler hem de eve gönderdim. Şu şekilde. Bu şekilde dolaba atıp tüketilebilir. Küpeciye de döndüreceksek basacağım şimdi. Gördüğünüz gibi. Vallahi çok güzel peynir oluyor. İstedikten sonra hepsi oluyor. Şöyle kaşar gibi kesiyorum ben bunları. Ufalayacağım ama yine. Böyle tazeyi sevenler için yapıp içine tuz da attım ya, tüketilebilir. Şöyle. Bakar mısınız? Peynir çok güzel. O hazır alıyorlar ya marketlerden. Aynı onun gibi. Hiç yağ alınmamış bir peynir. Bu peynir artık kime nasip olur bilmiyorum. Şimdi çörek otunu atacağım buna. Şöyle. Sonra da şöyle yiyeceğim. Yine azıcık daha tuz atayım. Tadına bakayım. Tuz da neredeyse iyi.
hasat olursa diye dostlar sana da veriyor. O yüzden tuzunu ayarlaması çok önemli. 2 gün bastırdım. Maşallah sübhanallah benim ineğim yağlı. O yüzden zor oluyor. İlk zamanlar bir günde hani hemen süzülüveriyordu. Şimdi öyle olmuyor. Şimdi 2 günde bastırıyorum. Yine de maşallah anca süzüyor. Ben şimdi bunları rüfeleyim. Ondan sonra küpeciğime basacağım. Bakalım bu kimin kısmetine olacak. Yurt dışından Halim ablam istiyor. Yurt dışından çok isteyen var. Ama gördüğünüz gibi çok uğraştırıcı. Sütçüye de verirsek fazla bir şeyimiz olmuyor hani. Zaten artık olanlar oldu da değerli dostlar. Her şeyin hayırlısı. Sütçüye vereceğim yani. Peynir almayacağım. En fazla 2 hafta daha hani alabilirsem peynir alırım. Teyzem falan istiyor. Derken onlara yapayım. Durduşum istiyor peynir. Halim ablama da söz verdim. Onu da yapacağım. Ondan sonra da bırakacağım. Kendimizi yine yaparım. Kendimize artık hazır peynir kesinlikle yemem. Çünkü bunun tadını aldık bir kere. Şöyle görüyorsunuz. Bu taze yağlı peynir oluyor. Öyle işte buzluğa atıp da çıkartabiliriz. O da bir farklı oluyor. Meleğime yapacağım. Meleğime de böyle kalıp halinde yapacağım, göndereceğim. Bilmiyorum o nasıl isterse artık. Döngün herhalde olmaz. Kendisi de döndürebilir. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş yavaş. Hadi kapat aşkım. Üzerine de beyaz bağcığımızı bağlayacağız şimdi böyle tertemiz. Çapta kumum var, ona döndüreceğim. Bu küpecik 8 kilo falan alıyor. Zannedersem çünkü bir önceki öyleydi. Bu da onun boyunda aynı alması lazım. Peynirim de arttı. Bunu bir halledeyim. Ondan sonra onu da poşetlere koyup taze taze. Nayı çok seviyor. Buzluğa atacağım. Bir tanesini koyuyorum altına. O bitince bir daha çıkartıyorum. Bu tamamdır. Maşallah. İyi oldu. İnşallah tuzunu da iyi ayarlamışımdır. Çünkü ilk yaptığımın tuzu biraz kıt olmuştu. Annem iyi ayarlıyor o tuzu kıl şeysini. Ben çok tuz olacak diye de korkuyorum. Şöyle peynirim arttı. Bayağı da peynir almışım bu sefer. Geçen de işte en son yaptığımda 3 kilo musadaplıya şey yaptım. Gerisinde teyzemi, annemi ve bana bölüştürmüştüm. Çünkü çok sevmiştik tadını. Bunu da böyle yapacağım. Atacağım dolaba. Börek falan yapmaz çok güzel olur bununla. Şöyle 3 poşet yapayım. Elimi yıkadım ya. Elime bir daha deneyeyim ama kaseyle de zor oldu. Şöyle. Leğen de annemin leğeni, elime bu geçti. Yıkayım da onu da giderken götüreyim, annemlere gideceğiz. Evet canlar, peynirimi beğendiyseniz videoma like atmayı, yorum yapmayı unutmayın canlarım. Kanalımda kalın, Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.